Uzun soluklu çalışma oldu. Bu sene de öyle oldu. Dediğim gibi 5 aydır yapılan kazılarda gerçekten bu kısıtlı şartlara rağmen, özellikle pandemi dolayısıyla yaşadığımız süreci dikkate alırsak, yine de oldukça iyi bir sezon geçirdik. Küçük alanlarda çalıştık ama hepsinden de nokta atışı diyebileceğimiz şekilde sonuçlar almayı başarabildik. Bu seneki kazılarımızda aslında birden fazla güzel sonuç var ama şöyle başlayabilirim, en erkenden başlayayım. Bizim Kültepe'de daha önceki kazılarda Kalkolitik dönem dediğimiz yaklaşık olarak günümüzden 5000 yıl öncesine tarihlenen tabakalar kısmen keşfedilmişti ama bu sene sürpriz bir şekilde aslında direkt olarak aradığımız yerde değil de tepenin tam ortasındaki Varşama Sarayı'nın hemen altında Kalkolitik döneme ait tabakalar tespit edebildik. Bu aslında Orta Anadolu için de sürpriz bir gelişmedir. Diğer taraftan biliyorsunuz Kültepe özellikle Asurlu tüccarların gelmeye başladığı günümüzden 4000 yıl öncesinde önem kazanmış bir şehir diyebilirdik. Ama bu senede yaptığımız çalışmalarda bu tüccarların gelmesinden önceki dönemde burada Kültepe'de ciddi bir krallığın, ciddi bir otoritenin varlığını tespit etmiş olduk. Şöyle ki, daha önceki yıllarda da yaptığımız çalışmalarda bizim büyük anıtsal yapılar burada keşfedilmişti. Bunlar burada güçlü bir idarenin varlığını bize göstermekteydi. Bu sene yaptığımız çalışmalarda bu yapıların aslında sadece sınırlı bir dönemde değil, ama yaklaşık 500 yıl boyunca üst üste yapılmış anıtsal yapılarla Anadolu'nun tarih öncesinde ve özellikle de Kültepe'nin çok gelişmiş bir idareye sahip olduğunu gördük. Bu anlamda bunlar çok önemliydi. Diğer taraftan tabii ki bu binaların içinde bulduğumuz eserler tabii ki bu binaların karakterini bize göstermesi açısından önemliydi. Özellikle bizim 11B katı dediğimiz eski Tunç Çağı'nın sonlarına tarihlenen yani günümüzden 4200 yıl öncesine tarihlenen yapılarda bulduğumuz çeşitli dini ya da tapınım araçları diyebileceğimiz, eserleri diyebileceğimiz heykeller, idoller, figürünler bulduk. Bunlar da o anlamda bize o yapının karakterini göstermesi açısından önemli oldu. Yani o yapı muhtemelen bir tapınak olsa gerek. Bunlarla beraber bizim yine aynı şekilde bu tabakaların erken dönemleri, yani yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim, 4500 yıl öncesine ait yapılarda, açmalarda çalıştığımız zamanda yine Anadolu'nun o dönemde gerçekten de büyük bir gelişmişlik içinde olduğunu gördük. Bunlarla beraber aslında daha demir devri dediğimiz bir daha geç dönem tabakasında da kısa süreli bir çalışma yaptık. Orada da çok ilginç sonuçlar bulduk. Şöyle ki 2010 yılında, 2009 ve 10 yılında çalıştığımız alanlarda keşfettiğimiz bazı heykeller vardı. Demir devrine tarihleniyordu. Geç demir devrine ya da işte milattan önce 3. yüzyıla tarihlenen eserler vardı. Heykel, tanrı ya da tanrıça ve boğa protonları bulunmuştu. Bu yapı kutsal bir yapı olması gerekiyor. Bir şapel ya da bir tapınakvari bir yapı ve bunun devamını biz kazmaya başladık. Sonradan anladık ki gerçekten o dönemde ki bu yıllarda aşağı yukarı Kültepe önem kaybediyor, Kayseri önem kazanıyor diye düşünüyorduk. Yani Mazaka şehri, Kayseri şehri önem kazanıyor diye düşünüyorduk. Ama o dönemde de burada bir Astarte tapınağının olduğunu anlamış olduk. O anlamda da gerçekten biz arkeolog olarak keyifli bir sezon geçirdik. Ama tabii ki Kültepe çok büyük bir merkez, çok büyük bir şehir. Daha kazılacak çok yerimiz var, çok işimiz var.